يكسر. Nasıl oğlum, iyi mi? Nasıl? Ne yapacağız? He? İnşallah, değil mi? Abdullah, sen ne diyorsun? İnşallah. Erkan, bir daha sen söyle oğlum. İnşallah kazanacağız. Sen söyle. İnşallah. Hadi bakalım. Hepinize başarılar. Yarışmamıza başlamadan önce yarışma kuralları hakkında bilgi vermek istiyorum. Bütün öğrenciler lütfen dikkat edin, dinlesinler. Daha sonra da öğrencilerimizi, bütün okullardan gelmiş olan öğrencilerimizi tanıyacağız.
Yarışmaya 3 asil bir yedek olmak üzere 4 öğrenci katılacaktır dedik. Ancak 3'er öğrenci katılmış sayılıyorum. Yedek öğrencilerimiz öbür tarafta bekliyoruz. Diğer kuralımız, yarışma esnasında öğretmen ve öğrenciler cevap niteliği taşıyan işaret ya da konuşma yapmayacaklar. Muhakkak soruları yanıtlayabilecek düzeydeyiz, ancak lütfen kendi aramızda bunları ya da yavaşça birbirimize söyleyelim, öğrencilerin duymayacağı şekilde. Yeni puanlamaya gelince 20 tane sorumuz var. Bütün branşlardan Türkçe, matematik, fen bilgisi, dil kültürü ve ahlak bilgisi ve genel kültür soruları da 20 sorumuz var. Bunlar 5 puan. Her sorunun değeri 5 puan. Yarışma sonunda eğer bir beraberlik olursa yedek sorularla eşitliğin bozulmasına gidilecek. Ancak eşitlik ile bozulmazsa kural yoluyla yarışmanın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü seçilecek. Bu arada öğretmen arkadaşlarımızdan ve sevgili öğrencilerimizden bir ricamız var. Lütfen yarışma boyunca sükunetimizi sağlayalım. Bunun için her okuldan gelen öğrencilerimizin başında lütfen bir öğretmen arkadaşımız bulunsun. Ve onların sükunetinden onlar sorumlu olsunlar. Yarışmada öğrenciler soruları cevaplarken ben şey yapacağım. Yarışmalı öğrenciler soruları cevaplarken diğer grupların duymamaları için bilgi alışverişi sırasında lütfen çok sessiz olsunlar. Bu sizin yararınız olacak diye birbirinize cevap. Ana fikri nedir?
Tek bir sözcük dileyeceğiniz yanıt kabul olacak. Süreniz oldu arkadaşlar. Aynı anda cevap yazdığınızı jüriye gösterecek şekilde, jürinin görebileceği şekilde kaldırıyoruz. Aynı anda kaldırıyoruz. Yanıtlayabilirseniz de kaldırın lütfen kağıtları. Evet, kalemleri bırakıp kaldırın. Çakırkaş Cumhuriyet İlkokulu, Türk halkının gücü dedi. Çakırkaş İlkokulu, cevap yok. Mimar Sinan Öğretim Okulu, Türk milleti hiçbir zaman... Hiçbir zaman yıkılmayacak. Kovançlar İlkokulu bağımsızlık. 12 Eylül İlkokulu ben Nizadan biridir. Evet. Devlet Kurumik Öğretim Okulu yanıt yok. İsmet Paşa İlkokulu yanıt yok. O halde Kovançlar İlkokulu bağımsızlık. Doğru cevap. 4 numaralı masanız. Başlar. Süremiz oldu. Aynı anda cevap vermemiş olsak bile kağıtlarımızı kaldıralım. Çakırkaş Cumhuriyet İlkokulu yapım ekim. Çakırkaş İlkokulu de. Mimar Sinan Öğretim Okulu kısaca yazılmıştır. Kovancılar İlkokulu yapım ekim. 12 Eylül İlkokulu çekim eki, Ferokrom İlköğretim Okulu yapım eki, yine İsmet Paşa İlkokulu yapım eki dedi. Vade 7 numaralı, 6 numaralı ve 5 numaralı masalar. Pardon, 5 numaralı çekim eki. Hocam. Kovancılar İlkokulu 4 numaralı masalar. Hocam kaldır oğlum. Çakırkaş İlkokulu. Çakırkaş. Evet, Çakırkaş Cumhuriyet İlkokulu 1 numaralı masanın 5 puan aldılar. Doğru yanında yapım ekibi. 12 Eylül İlkokulu Balkanlara kesin olarak yerleşmesi hangi savaşla olmuştur? Bir kez daha tekrar edeyim. Türklerin Balkanlara kesin olarak yerleşmesi hangi savaşla olmuştur? Süremiz başladı. Cevaplarınızı aynı anda kaldıralım. Çakırkaş Cumhuriyet İlkokulu 2. Kosova Savaşı. Çakırkaş İlkokulu Malazgirt Savaşı. Çakırkaş Cumhuriyet İlkokulu doğru yanıt çünkü 2. Kosova Savaşı'ydı. Kovancılar İlkokulu. Doğru yanıt verdiler. 5 puan aldılar. 2. Sosyal bilgiler sorumuzu okuyacağım.